Japon destek mi atmış? Evet. İspanya'yı savaşa çağırır mısın? Hayır. Oha, burada ben çökerken yanımda bayağı bir gemi götürmüşüm be. Aslanım Kriegsmarine. Çalışıyor abi Kriegsmarine. İşte görmek istediğim cephe itişi. Heh, Amerika girdi. Sabaha kadar. Bir de buraya ordu çıkartır. İtalyanları iterler. Hepten gülerim. Diktatorial Xinjiang derken Xinjiang niye faşist oldu lan durup dururken? Ha şeyin altında. Tamam. Tamam. O benim hatam. Tırlalala. Tırlalala. Şu Bakü'yü keselim de. Stalingrad da düşmüş. Tankları bırakıyorum. Onlar kendi gidiyor zaten. Artık hiçbir şey yapmama gerek yok tankla ilgili. Şunları da oynatalım. Allah aşkına Hans Guderian'ı 24'te demiş. Nine. Burada Hans yanlış hatırlamıyorsam böyle yazılıyor. Hans diye değil. Lalalala. Bak şu güzel bir olay. Nehirler falan etkilemiyor çok. River crossing speed penalty falan indiriyor aşağı. Yapabiliriz. Şu an birçok noktada geçiyor nasıl. River attack bonusu da alıyor. %40. Nehirde %40 saldırmak bayağı iyi. Çünkü nehir normalde çok kesiyor. Onu değil de yeni açtığımız zımbırtı ne yapıyor? Açtık mı ya da? Açmadım mı ben onu? Ha ya daha açılmamış. Kim geliyor? Gel. Ama savaşı sokmayacağım. Ben mutluyum durumdan. Filo da basılıyor. Yavaştan toparlıyor Filo kendini. Çünkü güçlü bir Filo olacak gibi geliyor bana. Battleship abarsak tabii ki daha iyi olur da Chrome yok. Bir de ona şey harcamak istemiyorum o yüzden. Yedi kişi ne demiş? Az. Normalde 250'ye oynuyorduk şeyleri. Lig maçlarını. Eastern Countries'i şey ekle var. Low Countries'i var. Low Countries'e başlayabiliriz. Yalnız birden fazla sanki bu. Tepede de hani çünkü kor yapma vardı. Aşağıda da kor yapma var. Biraz fazla sanki. Bakalım ne geldi. German Reich yapabiliyorum. Gross Deutsches Reich ne istiyor? Ha, onları tamamlayacağız hepsini. Justify War Goal Time. Ya bir git onunla mı uğraşılır? Greater German Reich şu an. Gross Deutsche de yaparız. Aynı hesaba çıkıyor. Kelime anlamı olarak aynı olması lazım zaten. Türkiye'yi yanına çekersen Chrome gelir demiş. Kendi başına gelmez ama.
Şöyle bir bakalım Sovyet'e. %83'ü daha var. Agresif ver ya. Çok bile bekledik. Yapıyorlar da limansız yerlere yapıyor, patlıyor yani. Memleketteki petrol rubber sayısına bak anasını satayım. Gururlanın. İtalya GG mi? Şu kadar yerden çıktılar alt tarafı ya. Dayansın. İşi ne? Artık Sovyet'te zaten şey adına hiçbir şey kalmamış. Strength adına. Patır kütürü itilmelik. Bizimkiler aldı başını gidiyor. Agresif aldım diye. Çılgın tanklar ya. Tungsten resource'ları daha ziyade nerede ya? Krom burada da var bu sırada. Bunları bitirdikten sonra krom abarabiliyorum. Şu an yine belli bir kısım almışız galiba krom. 105. O zaman ne yap biliyor musun? Şöyle bir şey yapalım. İtalya'da bir şey yok oğlum GG diyeceğiniz. Nedir bu İtalya GG'ler? Şu 24'lük tank birliğinin uğraştığı sınır büyüklüğüne bak sen. Asıl 24'lük tank birliği GG yaz. Sınırları tekrardan bir düzenleyelim de rahatlasınlar. Kolayı da alalım. King yok ya uğraşmam herhalde. Aleykümselam. Merhaba demiş. Merhabalar. Stabilite güzel arttı yalnız. Hey, burada cephe birbirine girmiş. Turkuaz'ın niye aşağıda ordusu olduğunu bilmiyorum. Olmaması gereken bir yapı çünkü teknik olarak. Azerbaycan'dan selam demiş. Aleyküm selam. Hiç mouse bastım mı? O kadar uzamadı hiç. Manpower az burada demiş. 920k var. Nasıl az ya? Neyi nasıl kontrol ediyorum? Kaiserreich Azerbaycan düşünmüyorum şu an için. Hala dayanıyor. Ay sokacağım cepheye ya. Çözeceğim bütün dertlerini. Alın anasını satayım. Böyle bir cephe kuruyorum hatta. Al. Böyle bir atak order yapıyorum.
Ya yorucu bir şey yok ya. Koy gitsin, koy gitsin, bir şey yok. Incorporate'ları bitirelim. Manpower'ı arttırıyorlar çünkü. Ayrıca o bölgede fabrikalar da çalışmaya başlıyor. Yani her türlü iyi. Of be. Sonunda bitti. Full silah basmış ya. Başka da hiçbir alt yok. Herhalde işe yarar diye umuyordum. Umduğum gibi olmadı galiba. Şuraları bırakarak başla. Hadi burayı bırakalım. Ha. İtalya bir yer almadı bildiğim kadarıyla ama. Bir dakika, Mongolia'da İngiliz askerleri mi var? Yok, onlar exile. Şimdi. Bitmeyen birkaç çile var, onları halledelim. Boş yapma. Aynen, benim de sevdiğim bir şey değil. Bazı kelimeler tilt ediyor adamı. Kriegsmarine. Hadi onu da yapalım. Tale of Two Cities. Keşke sadece Lebensraum alsaydım. Derken? Şunu ne zaman yapılacak? Ha, Fransa'ya şey değiliz. Onu yapsak da İtalya'da almam lazım yapabilmek için. Şunları öldür. Royce Deutsches Reich. Ülke olmuyorsun. İsmin değişiyor sadece. Zaten Almanya'sın yani. Dev Alman Rahi gibi bir şey oldu. Dev Alman İmparatorluğu gibi bir şey oldu işte. İsmen. Bilmiyorum, daha iyi bilen düzeltsin. Bismarck Class. Bunların resimleri değişmiş galiba. Normalde böyle miydi? Hatırlamıyorum. Hugo Boss olayı yok ben dedim. Bir şey olmaz. Modla geliyor. Normalde yok çünkü Hugo Boss'la ilgili bir şey. Bir yıla denizlerine hakimiz gençler. Mevzu bizde, tamam. Teyzemin bıyığı olsa eniştem olurdu tarzındaki şeylere katılmıyorum ben. Yok, Sovyetlere saldırmasaydı şöyle olur muydu? Yok, böyle olur muydu? Hiç umurumda değil yani. Nesi iyi bir lider olacak lan? Herif faşist, anasını satayım. Bir diktatöre, bir faşiste iyi diyecek kadar delirdiniz mi lan?
Yemi Savaşı multisini daha ayarlamadım yalnız. Bu hafta sonu kurallarını belirleyeceğim. Muhtemelen haftaya sarkarım. Gezmez, görevini aldım zaten. Şu an 24 gemi var. Genellikle de iyi gemilerden bastık. Şimdi Battleship'a varacağız. Battleship'ler zaten yer şey düşmanı büyük oranda. Bismarck Class bir açılsın. Hepten yürü ya kulum yaparız. Güzel de abanıyoruz yani şu an. Baktığın zaman bence. Şunları birerli yapalım. Çünkü yeni şey gelecek. Şimdi sen mevzuyu anlamamışsın galiba. Zorba diye çevirmişler ama demiş yasama yargı şeyi kontrol eden ulan güçler birliğinin olmadığı yerde özgürlük olmaz birader. Hiç tartışılacak bir konu değil yani bu. Güçler birliğinin şey güçler ayrılığının olmadığı yerde özgürlük olmaz. Tek bir kişinin altında şey olur mu lan öyle? Radyo istasyonunun görevi rehberde açıklamıştım. Fighterlarının düşmanları daha rahat bulmasını sağladı. Efficiency'lerini arttırıyor. Düşman uçaklarını daha rahat havlıyorsun. Amerika ile uğraşmam herhalde ya. İngiliz'e çıkarım biter. Uzar çünkü Amerika'ya çıkarsın. Bir de orada uğraşacaksın, duracaksın vesaire. Kuvvetler ayrılığı dedim. Düzelttim kendimi sonradan. Yavşak. Hemen gitti. Karma yapıp durmak veya küçük yavşaklıklar. İnşallah ben de bilgisayar almak istiyorum da para biriktirmem lazım. İşte maaştan biraz biriktirebilirsem bilgisayarı yenileceğim, rahatlayacağım yani vallahi. Ya çift bilgisayara geçeceğim ya benim bilgisayarım. Çift bilgisayar biraz zor olacak gibi kurulması vesaire sistemin ama. Bak şimdi. Denize yalay dökme challenge. Ekran kartlarını be... Oğlum benim derdim ekran kartı değil ki. Ben işlemciyi değiştireceğim en öncelikle. Ekran kartı beni yormuyor zaten. Ekran kartı ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Panzer Grenadier mi? Oo. Counter Soviet Armor. Medium tank modellerine bonus veriyormuş. Ha, iyi ver. Siyasete girmeyin chat. Araya karışmıştır. Düzeltmemişimdir. Siktir et atlı ve daha acısı kalsın. Ne olacak ya?
diktatörlüğün düzgün anlamı olduğu bir devirde değiliz. Cumhuriyet devirlerinde diktatörlüğün bir anlamı yok. Mantıklı da değil, doğru da değil. Eğer bunu tartışacaksınız. Roma döneminde tamam belki mantıklı olabilir. Varlığı evet yararlı olmuş olabilir ama şu an bir varlığı yararı yok diktatörlüğün. Nitekim tiranlık da aynı hesap. O dönemde de yoktu. Tiranlığın dönemi hiç yok hele. Tiranlık her zaman kötü olan bir şey. Sabah erken kalkma taktiği şey. Sabaton'un Atero Dominatus şarkısını ben alarm olarak kullanıyorum. Bilmeyenler için baya böyle girişte Atero diye bağırarak giren bir şarkı. Yani ona uyanmıyorsan zaten ya sen bir şeye uyanmazsın. Ben sana öyle söyleyeyim. Atatürk hakkında düşünceler mi neler? Sevmeyenin amına koyayım. İtalya demokrat olsa ne gülüyorum. Hitler Jugend Türkiye'de uygulamalı demiş. Yok artık daha neler. Manyak mısın ya? Yıl olmuş 2018. İtalya bir yeri de tut ya. Ne kadar vasıfsız. Primo Victoria Atero kadar olmaz bak. Atero Dominatus da çünkü direkt bağırıyor abi müziğe girerken. Atero Dominatus diye böyle bağırarak giriyor. İnanılmaz bir şekilde uyanıyorsun. Ve yani yataktan fırlayışınla şeyi kapatman şey oluyor yani peş peşe. Sırf sizin için filo abandım. Şu İbne İngiltere'nin hıncını çıkaracağım. Arkadaşlar siyaset istemiyorum kanalda. Tekrar uyarıyorum. Ban sebebidir. Yazıyor kurallarda da buna uymazsanız banlanacağınız. Ondan sonra yok ben niye banlandım yok bilmem ne demeyin bana. Atatürk hakkında düşüncenin iyi olduğunu biliyordum demiş. Ulan kötü düşünenin kafasına sıçayım. Zaten nasıl bir akılsızlıktır o. Niye kötü düşünsün yani bir insanın hakkında? Katıksız gerizekalı olmak lazım. Japon ne yapıyor? Seks. Sahi şeyden... Herif çökmüş her yere çökmüş ya. Hayvan oldu hayvan. Siyama miyama Hind içine çökmüş. Etrafı almış. Amerika'yı da alsa da beni uğraştırmasın. Ya telefonu aynen ulaşamayacağım bir yere koyuyorsun da onu mesela Özgün'e ben defalarca söyledim. Özgün bana şunu dedi. Ayağa kalkıyorum. Alarmı kapatıyorum. Geri uyuyorum dedi adam bana ya. E şunu yapabilen bir adama sen daha uzağa koy falan. Ne anlamı var ki bu herife? Moddan memnunum evet. Alman kısmı güzeldi. Bence hani ana oyunda böyle bir Alman olsa bayağı hoş olur. Ama atıyorum şeyde güzel duruyor. Şu monarşi veya şey kısmı, Prusya kısmı, hani solcu kısım falan ilginç şeyleri var. Bakılabilir, denenebilir hepsi. Başka bir modum var, onu deneyeceğim bir dahakine. Ondan sonra tekrar burada bir oynarız. Hafta içi nasıl oynayacak oyun çok bulamıyorum. O yüzden bol bol oyu atmış oluruz hafta. O biraz ustalık istiyor demiş. Var o var. Var. Atero yüzünden kulağıma sıçtı. Al işte. Bir tane daha. Yani ben öyle uyanıyorum. Bence bayağı etkili bir yöntem. Diğer modun ismi oynadığımda görürsün. Şimdi niye soruyorsun?
Bismarck. Şunları yeni başlamıştık hazır. Şunları değiştir direkt. Daha yeni Bismarck koy ya. Daha da gelişmiş bir Bismarck. Bismarck A. Nasılsa bunlarda şey yok. Production Efficiency davası yok. Bunları da tek seferlik ürettik. Ondan sonra yenilerine geçerler. Bir sürü Bismarck üretti. Sapık gibi Bismarck üretti. Petrol yetmiyor. Biraz petrol abanabilir miyiz? Hala otark kısmını yapmadım. Foreign carriers. Plan Z production phase. Ne veriyor? Production cost'u düşürüyormuş. 90 gün. İyi. Devamlı düşürüyor ama civilian factory'leri alıyor elimden. Alsın. Zaten bolca var civilian factory. Çok da şeyim de değil yani. Allah Battleship mi? Yani biraz süper evi Allah Battleship yapmadık ama olsun. YouTube'da bayraktan sıkıntı çıkabilir. Sanmam ya. Çıkarsa da hallettiririm. Bir öncekinde de vardı ya. Bir modda oynadık. Yine bayrak böyleydi. Hangisi hatırlamıyorum da. Çıkarsa da itiraz ederim. Ne yapayım yani. Türkiye'de yasak değil ya bu. Eflerdeki korkuyu da çözemiyorum yani. Ne kadar anlamsız. Bir fikri öyle öldüremezsin ki. Zorla öldürmeye çalışıyorlar fikri. Fikirler öyle ölseydi anasını satayım. Biliyorum var. Yiğit var. SS'lerimi alayım. Bir anlamı yok ki şu an alıp ne yapacağım. Kışıma mı sokacağım bu kadar SS'leri? Ama bir tane rastgele alalım göstermiş olayım. Bir yere çıkıyor mu onlar? Nesi varmış içinde Waffen SS Grenadier'ın mesela? 28 28 4 9 ekleyemiyorum başka. Değiştiremiyorum da. Hani karşılaştırmak istiyordum dur. ...32-49... ...28-49... ...1-2.5... ...Initiative'i var farklı olarak. Initiative var. Organizasyon bunlar da 6'ymış. Bunlar da 1.6. Organizasyonları çok fazla. Organizasyonları bayağı kuvvetli. Hadi İngiltere'ye onları çıkartalım o zaman. SS'lerle çıkalım şey İngiltere'ye. Ha, bazıları da kamyonla geldi. Hepsi yalnız veteran olarak geliyor. O güzel olmuş. Ağır veteranlar. Gerilla Fighter'da tam oldu yani şu an. Denizlerde harcayalım bari belli. Gemiler bir çıksın da. Petrol nereye yetmiyor hala ya? Tungstenları falan anladım da petrolün yetmemesini çözemiyorum şu an. Ya petrol kıçımıza mı sokuyoruz arkadaş?
Al milletten petrolle, maksat gemiler hızı basın. Destroyer'lı başka bir şey üretiyor Almanya ile demiş. Ne kadar uzun zamandır Almanya oynamıyorum acaba? Şu an gemiler iyi ya. Güçlü gemiler de bir gelsin. Ondan sonra coşacağız. Güçlü gemilerin gelmesini bekliyoruz büyük oranda. Amşulusu oldu mu diye sormuş. Berke hoş geldin. Bir dakika lan. Naval Production verelim. Başka hiçbir şey zaten şu an çok işime yaramıyor. Ya genel olarak zaten her şeyi gördük sayılır. Nation Alignment falan oradan bir şey yapmak istemiyorum. SS'ler için ekstra bir şeyler açılabiliyor. İşte burada SS'lerin güçlendirilmesi var. Kültür kamp. Hani bu da çok bir şey şu an bana katmıyor. Ya popülasyon çok veriyor. O güzel olmuş. Tamam. Panzergrenadier'e geçme niyetim yok. Heavy tank modeli, carttır, curttur falan. Onlar artık yani çok karaya abanmamıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Kara zaten şu an yiyip bitirmek için bekliyor. Naval Production alalım. Şunlar patır kütür bitsin. Rahatımıza bakalım. Özellikle de şeyler, battleship'ler bir suya insin de. Bismarck'larla beraber. Sabaton'un en sevdiğin şarkısı ne? Uprising. Kesinlikle. Hani düşünmeden söyleyebilirim Uprising. Harıl harıl çalışıyor tabii ki. İsviçre yine barış simülasyonu. Tenenbaum yapabiliyorsun. Şey, Operation Tenenberg. Tenenbaum. Niye Tenenbaum demişler bilmiyorum. İsviçre'ye yürüyebiliyorsun. Şu oyunun bir yerden sonra research'lerim bittikten sonra yenisinin gelmesi kadar da zor bir şey yok ya. Tilt oluyorum. Neden öyle olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Submarine falan hiç abanmama gerek yok. Zaten üretmiyorum. Uçaklar hakeza. Hadi bir naval bomber da üretelim. İşimizi şeye alalım. Sağlama alalım. Şimdi büyük oranda zaten kullanamıyor. 150 fabrika verirsek tabii ki tungsten yetmez anasını satayım. Her uçağa uçak üretsin sabahtan akşama. Ben diyorum petrol niye yetmiyor? Tanka deli gibi abarmışız. İsviçre'yi alıp ne yapayım abi? Wolfpack daha iyi demiş. Katılmıyorum. Uprising kadar güzel bir şarkısı yok. Uprising'den sonra da en sevdiğim muhtemelen şey Smoking Snakes. No Bullets Fly. Yani onlar, ben onları seviyorum. Ve herkesin farklıdır zevki bilmem nesi de. Japonya rajı düşürüyor bu sırada. Sinkiang falan buradan çük gibi uzamış. Japonya'dan ben güneye inmesini beklerdim. Pezevenk rajı aldı tamamen. Japonya da biraz iyi oynuyor galiba. Art of War falan. Oğlum bana hepsini biliyorum zaten. Bana onları söylemenize gerek yok. Benim en sevdiğim her türlü her zaman şey Uprising. Siz onları sevebilirsiniz. Ben şeyi seviyorum. Unutmuşuz lan şeyleri, doktrinleri. Hindistan bir şeyler oldu göster. Wing Tossers da güzel, evet. Usars. Ne bitmeyen gemilermiş. Anasını satayım, bit. Lan.
Cliffs of Gallipoli de güzeldir. Aynen. Bütün şarkıları güzel. Favorim ama her zaman şey Uprising kalacak. İyi güzel. Şeyler gelmeye başladı gemiler. Heavy Cruiser'lar geçti mesela bak. Heavy Cruiser 3'ler var. Bir tane Battleship 2 var. Bismarck. Scharnhorst. Pardon Scharnhorst'lar. İkilik. Üçlükler ve ikilikler yeni. Üçlükler ikinci seriye geçti hatta. Bismarck'lar gelsin bir hepten şey olalım. Light Cruiser sanırım bir tane kalmış. Aynen bir tane üretimi var. Daha çok heavy'ye abanmışız. Battleship'ler gelsin de denizi bir talan etmeye çıkalım. Japonya Amerika'ya çıksa zaten başka bir derdimiz kalmayacak. Oyun bitecek. Bırak onu da yapmasın. Yani şu Plan Z'nin şeylerini yapalım. Production'ı hızlandırıyor bayağı. Bayağı rahatlıyor production geminin. Naval Bomber da böyle abandık mı sıçarız zaten şeyin ağzına direkt. Gemilerin ağzına. Mesela koy bunu. Sal denize. Ay tutulma sabahlayacak kadar güzel değil. Daha güzel gökyüzü olayları gördüm demiş. Sabahtan akşama gökyüzü olayı görüyorum. Bu ne amına koyayım? Bir ay tutuluyor diye falan. Ya bir ara şey olmuştu böyle benim 6. sınıf veya 5. sınıf zamanım. Tabii ben 5. sınıftaydım. Böyle kaç yılda bir, 50 yılda bir mi, 100 yılda bir mi ne olacak tarzda bir tutulma tarzı bir şey oluyordu, tamam mı? Daha bilmiyorum şeyini de. Okuldayız, okul saatinde olacak. Herkes bahçeye çıktı abi. Bütün sınıflar duyuyoruz seslerini. Herkes koşuyor. Herkes izlemeye çıkıyor. Ders saatindeyken hem de. Bizim ders dindi. Din hocası öyle çok şey bir adam da değildi ama tutturdu. Bana öyle bir izin gelmedi. Bana öyle bir bilgi gelmedi. Cart çurt diye. Kaçırdık abi. Görmedim yani. Ben o doğa olayını görmedim. Ne koyayım ne varmış bilmiyorum ama görmedim işte. Taktik bombardıman mı, stratejik mi, neye göre şey yapmak istediğine bağlı. Zombi modunu oynamam yok. Ya ben o olayı kaçırmışım. Yok 100 yılda bir olacak bir olay dediler. Gitti anasını satayım bir daha. Nerede göreceksin 100 yılda bir olacak olayı? Yani insan her gün 100 yaşına gelmiyor ya anasını satayım. Ne yapalım? ...99 değil yok. Öğretmeye ne söylemek istersin? Değdi mi anasını satayım? Yani ders daha mı önemliydi? Bunu demek isterdim o hocaya. Onu derdim ya. Herkes indi abi. Herkes indi. Yani bütün okul indi. Adam diyor ki beni ilgilendirmez. Bana öyle bir bilgi gelmiyor. Ya birader ne bilgisi? İniyor işte millet. Yani millet inebiliyorsa biz de inebilmeliydik. Doğa olayı lan. Bir daha ne zaman karşılaşacağız? Yalvardık yakardık falan. Yok herif indirmemişti bizi. Yani öyle adama ne desen şey yapmaz. Derdini anlatamazsın öyle bir durumda. Kaç yılı 6. sınıftaydın? 93 doğumluyum işte hesap et. 5. sınıftı galiba ya. 2007 liseye başlama yılım. 2007 hesap et. 3 sene çek. 2004'te 2003'te falandı yani. Ya öyle yobaz birisi de değildi ama işte çıkarmadı birader bizi. Kaldık sınıfta mal gibi. Bok var çünkü. Bana bilgi gel... Ya bilgi dediği de şu yani, yani müdür yardımcısı ya da müdür.
Yani çocukları izlemeye indirebilirsiniz diye bir bilgi vermedi. Ama duyuyorsun hani millet koşuyor, hurra falan ses çıkıyor arkada ya. Diyorsun ki işte millet çıkıyor, biz niye çıkmıyoruz? Cahil. İşte. Değmez arkadaş yani o yaşta bir insanın bunu akıl etmesi lazım. Tamam, çocuklar görsün, görmeyip ne bok olacak? Görsünler işte yani ne var diye düşünmesi lazım. Düşünmemiştim. Deli gibi Naval Bomber'da akıttık. Her türlü çıkmamız lazım artık. Maşına attınız söksene demiş. Ne veriyordu ki? Şunlar ayrı, onlar da bir bok vermiyordu. Bu ne lan, buna şey mi harcanır? Oha, 100 Destroyer falan yap diyor lan. Production phase'e bak sen. Plan Z güzelmiş. Production anlamında bayağı bir bonus veriyor da. İstedikleri bir acayip. Ha, Q-Pezos'u diye. Ya küfür etsen ne değişecek? Sen zaten kaçıracağını kaçırdın. Bu saatten sonra herife istediğin küfür et. Kaç yazar yani? Öyle bir mantık var mı ya? Adamı küfür edince geri mi gelecek anasını satayım? Çıkarma yapacağım, bekliyorum gemileri. Battleship Bismarck geldi mesela bak. Şu denli filo üretirken artık çok da düşünmeden girebilmem lazım. Kinli tekim. Gireceğim. Yakalarsam İngiliz filosunu vururum. Tamamen patlar mı bilmiyorum. Sayıcı daha fazladır benden. Carrier'ı falan var ama bizim de uçağımız hani biz de çok boş kimseler değiliz falan. Öyle atarlar giderler. Şurada yakaladı şeyleri, çıkarma gemilerini. Benim filo onu bir yerse güzel olacak. İnşallah, maşallah. Filo karaya yapılan çıkarmadan beni daha çok enterese ediyor ya. İki tane bir cruiser batırdık. Konvoylarımız gitti sadece. İngiliz battle cruiserları falan var. Şuş, çaktığım uçak sayısına bak. Herif de deli gibi uçak basmış. Bir battle cruiser, iki heavy cruiser falan gitmiş. Ben 33 konvoy kaybettim. Gemiler biraz yaralandı. Geri dönüyorlar. Çıkarma başarısız tabii ki. SS'ler gidiyor nasıl? Çok umurumda değil. Geberin pezevenkler. SA'yı nasıl ortadan kaldırdık? Sizinle mi uğraşacağım bir de? Venüs geçişi ya da Venüs örtülenmesi mi abi? Ne hatırlayacağım oğlum? Ama çok deliler yani, böyle 100 senede bir mi ne olacak bir şeymiş işte. Yok olur filo. Hindenburg Class. Gittiğimiz doktrin de çok şey müsait değil şu an oynadım. Yani kaçırdık öyle bir şey. Ne olduğunu da bilmiyorum işte. Venüs örtülenmesi midir nedir bilmiyorum, aklımda yok. Ama dediler ki 100 yılda bir olacak bir olay. Bir daha da görmeyeceğim yani hayatım boyunca. Venüs geçişi. Doğrudur. Yok, kuyruklu yıldız değil, tutulmayla alakalı bir şeydi ya. SS'lerin özelliği neydi? Elfin askerliğiydi. Kuyruklu yıldız değildi eminim. Tutulmaydı. Yani umarım tutulmadır. 41 oldular. Gemilere bak, sadece heavy ship'lerden oluşuyor.
Çok hoş değil mi? Şu an ben bayağı keyif alıyorum yani gemilerin böyle olmasını. Amerika'yı bitirmeye gerek yok. Erken de İngiltere'yi bitirse Amerika girmen zaten savaşı bitiriyorsun yalaylarla. O daha güzel bir şey. Amerika ile ne uğraşacaksın? Amerika leş ya. Bataklık gibi anasını sattığımın yeri. İkişerli sıradan yapıyorum artık. Spamlik bir şey kalmadı zaten. Her gün bir konvoy vuruyorduk. Şimdi mesela buraya yeni naval bomberları atayıp yukarıya saldırtabiliriz. Yeni naval bomberları görebilirsek tabii. Şu fabrikayla yapıyorum da var olanı kurtarmakla uğraşıyor. Sayıyor anlamında. ...2006 yılı güneş tutulması olması lazım. Yok ya. Sıradan bir şey değildi ya. 2006 da değil bu sırada. 2005 veya 2004, 2003 o civarda bir şey. 2003-2004 olmalı. İngiliz Channel'dan geçsen İngiltere'ye daha hızlı vardırdın. Hayır. Kanka ne zaman çıkarsın ebenin amında? Ne öyle soruyor böyle cevap veriyor. Kankan nereden oluyorum amına koyayım ben seni ya. En hızlı çıkabileceğin yerlerden birincisi burası bir kere. O class neydi? Ha, Battle Cruiser. Güzel. Onu da yaparız. Nereye çıkmak? Hadi oraya da çıksın. Şu an Battle Cruiser üretmiyordum. Ona da geçeceğim. Yine otoda kalmış gemiler yalnız. Adada seçmediklerim var. Kaç tane? Bir tane. Hiç sıkıntı değil. O da Bismarck Class bu sırada. Bismarck Class'lar üretildi. Sal denize yağarsın. İngiliz filosu bu sırada patlamış da olabilir. Bilmiyorum. Ben çok denk gelemiyorum. Yani küçük küçük filolara denk geliyoruz hep. Acaba çok gemisi kalmadı mı? Hani Japon'a Mapon'a bir yere mi kaybetti? Ne bok yedi? Bizim gemiler iyi vuruluyor bu sırada şeyden. Tamir nasıl şey yapayım ya? Siktir et. Tamir etme. Yemişim tamiri. ...78 gemisi var da buralarda değil o gemiler. Yine mi kilitlendi gemiler? Allah'ım yine kilitledi gemileri. Fitil olmak üzereyim. Paraşütle atlattıracak beni bir şey değil. Delireceğim yoksa. Herif sadece çıkarma anında ortaya çıkıyor ya ona deliriyorum. Petrola yollayacağım gemileri anasını satayım. Vuracağım direkt. Aynen lan. Search and destroy. Patlat bir petrol. Orada çatışma var. Çatışmaya girdi gemi.
Ver abi petrolü. Yok ettiğim uçak sayısına bak. Al şurayı neyse ne ya. İskoçya ile alakası yok. Bu bölge en kolayı. Çünkü farklı yerlerden vurabiliyorsun aynı anda. Bir de burası. Onun dışında her yeri 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. O değil mesele. Mesele şu anasını sattığım gemilerini indirmekti. Çıkarma gemilerim varamıyor ki. Ne filosu varmış herifin. Kıçım son iki şeylere takılıp duruyor şeylerimiz. Gemileri de uçaklarla patlatmaya başladı bu sırada şeyde canları azaldığı için. Düşman uçaklarını avlamamız lazım bir yandan. Şuradan mesela yeni naval bomber'ı kesinlikle yetiştirebiliyor olmam gerekiyor. Yeni naval bomber biriktirir ise. Birikmemiş öyle. Sıçacağım şarap çanağını. Var olanı geliştiriyor muhtemelen şu an onlar. Kaçta başladı? 8. 8'de başladık ya. Yayın dışı OY4 oynamıyorsun galiba demiş. Evet. Niye oynayayım abi? 2 senedir bu oyunu oynuyorum anasını satayım yayın için. Tıttırı tırı tıttırı tırı 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 tırı. Biz o şansı kaçırdık bir kere. Kaçırdım mı? Yapacak bir şey yok. Nigma kim anasını satayım ki? Allah Allah. Adam bunun haberini benim yayında veriyor ya. Cahre'yi Nigma'ya sallıyor. İzledi. Nigma kim? Cahre'yi kim diyordum ilk başladığım zamanlar tanımadığım için. Şimdi diğerlerini tanımıyorum anasını satayım. Tanımadığım adamları burada bana söylüyor. Ha bir de kimin çükünde gözünü seveyim ya. Strateji ya şeyden beri var. Çocukluğumdan beri var. Geri dönün. Ağızlarına sıçılmış. Uçaklar biçiyor gemilerim. Frenzy'nin geri kalan aşamalarına geçelim bari. Kemi spamlemeye devam. Yoksa çıkana kadar deneyebiliyor muyuz? Yok şu an bitmeyecek ki savaş zaten. Sırf İngiltere'ye kalı olduğum için devam ediyorum. Amerika yaşadığı süreci bitiremez savaşı. Ki 43'teyiz. Muhtemelen diğerleri de major durumuna düşebilir. Ki düşecek ülke kalmamış ama yok Japonya çıkmamış. Japonya Endonezya'ya falan da çökmedi ona bakarsan. Yani Japonya pasif oynuyor biraz. Ya pasif oynayan Japonya'nın rajı aldığını da tabii göz önünde bulundurmak lazım ama. Bu adam pasif oynamadığı zaman kim bilir neler yapıyor. Naval Bomber 2. Oh. Ver ya şunu. Aradığım lezzet. Denizi de tutalım ya. En sonunda paraşüt falan deneyeceğim. Rahatlayacağız.
rubber üretiyorum. Paraşütçü de araştırdı. Bir de onunla uğraşmayayım. En kötü ihtimali oradan geleceğim çünkü. Royal Navy Bismarck durumu yok. Royal Navy ile kapışamadık ki. Olabilir. Gemileri patlamış olabilir. Biz daha şeyle kapışamadık. Royal Navy ile kapışamadık. Bizim gemileri uçaklar vuruyor. Navy'nin küçük küçük unsurlarıyla kapışabildim. O kadar. Bak uçak vuruyor hep. Şey yok. Normal gemiyle karşılaşamıyorum. Normal gemi bir tek benim konvoyları vuruyor yavşaklar. Submarine mi spamlesek? Bu yavşaklığı yapmak şu an bana çok şey geldi. Cezbedici bir yavşaklık. Amerikan Navy gelmiyor ki. Gelse kapışırız. Oh. Ağzınıza ağzınıza istemek istemez ama kusura bakmayın. Limanlar bombalanıyor zaten. Naval bomber üretiyoruz o kadar. Basit 100 tane destroyer. Carrier kesin gerekiyor. Yok öyle bir durum yok. Şu an denize tuttuğum için uçaklarla sıkıntı yok. Karşılıklı kapışıyoruz uçaklarda da yani. Herif 1700 fighter koymuş ya. Bizde de 2000 fighter var. Anasını satayım. Bu nasıl bir deniz savaşı? Şey olarak görebiliyor muyduk şu raporu? Eski tarz raporları şey yapamıyorum da. Heh. Year anlamında baktığın zaman support 4000 kaybetmişim. Yani CAS diyelim biz buna. 598 fighter kaybetmişim. Karşı 2740 fighter kaybetmiş. Bu tarafta ne durumda? Hiç düşman gemisi yok. Şey uçağı yok. Yine mi çıktı o filo? Sokacağım emrinize. Kalın lan. Ne bir tane şeyimiz var, otomuz var galiba. Şu. Öyle ne seslerle köpüyor. Ne kurabilirsin tabii ya, çok şey değil. Zeplin de bomba yağdır. Bitti teknik olarak oyun. Şeyini oynuyoruz şu an. Keyfini oynuyorum. Yatasım yok. Esliyorum da dün 9.30'da falan uyudum ya. Özgün yayınını izlerken bıraktım yani. Hayata olan bütün tutunuşumu bıraktım. 9.30'da uyudum sabah. Kalktım şeyde 6'da. Gittim işe. İşte hala daha esniyordum öyle söyleyeyim sana. Uyku benim için yetmiyor ya. Yetmiyor yani. Ne yaparsam yapayım yetmiyor aslında. Alın size fabrika. Plan Z Production Phase 5. %25'e çıkartıyor şeyi. Bonusları. Sampenin adamdır. Gemiler tamir olmuyor derken. Teşekkür ederim ama durduğu süreçte de olmuşlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bu şey eve geri dönmemesi için var. Şu an oluyor. Şu submarine'ler oyunun başından kalma submarine'ler ve herifler batmadı ya helal olsun. En sağlam gemiler oyunun başında şey yapılmış.
Masa başı iştesin. Ya o kadar kolay mı zannediyorsunuz oğlum siz? Sen masa başı işi kolay mı zannediyorsun ya? Ne buçuk saat sonra uyandın demiş. Fiziksel yorgunluğu, mental yorgunluğu her türlü tercih ederim. Her türlü tercih ederim. İki kere bile düşünmem. İkisini de yaşamış biriyim ben. Fiziksel yorgunluğu versinler. O en azından dinlenerek geçiyor, yatarak geçiyor. Mental yorgunluk geçen bir şey değil arkadaşlar. Yapıştı mı çıkmaz. Ya öyle masa başı iş deme bana yani. En tilt olduğum şeydir. O kadar kolay olsa herkes yapar. Aklı yerinde olan adam deliriyor anasını satayım masanın başında. Ban atmak istiyorum demiş. Kime ban atmak istiyorsun lan yine? Kim kızdırdı balım senin? Dın dın dın. 2700 naval bomber olmuş. Dur lan biraz sallayalım etrafa. Vallahi utandım, kullanmadığım için utandım. Yolla. Şu diğer bomberları da şey İngiltere karasına yollayalım. Birikmiş bomberlar var buralarda hep düşmandan aldığımız. Ha, koy şunları. 513 tane bomber mi oldu bu? Gitsin bu da İngiltere'yi bombalasın ne bulursun. Kime atmam istersin? Manyağa bak. İngiltere'yi erken yok edeceksin. Geçe kaldı mı? Şimdi o sınırlar deli gibi doludur. Çıkarma için. Bizim çıkarma teknolojisini fullememiz lazım. Invasion Defense bonusu oluyor çünkü. Saraydın. Şaklaban mı demek istiyorsun yani Onur'a şu an? Onur'a verelim biraz gazı. Şaklaban mı diyorsun sen şimdi Onur'a? Ben onu mu anlamalıyım bundan? Ama çok tekinsiz. Yapıştırmaya hazır bekliyorum. Gazı ben vermedim. Benim hiçbir alakam yok. Olan bitenden ben şey değilim. Mesul değilim. Bilmiyorum neler yaşadığını. YouTube'a gelecek mi sorusunu artık cevaplamak istemiyorum mümkünse ya. Radardır bir şey bas çok sinir bozucu demiş. Daha nesi sinir bozucu? At gibi tutuyorum herifin şeyi. Şurada 2000'lik şey mi varmış? Dur bak oradan da bir de fighter yağdırayım herife. Al bak mutluluk böyle bir şey. Birazdan hava üstünlüğünü de kaybetti bile hava üstünlüğünü. Bam bam bam. Bembeyaz. Şey yemyeşil. Bembeyaz. Hani ulan o beyaz. Hey. Hatta yani şuraya da bir de kas koyacağım. Fantezi değil mi anasını satayım ya? Battal ne yazıyorsun bana?
Yani aptal saptal şeyler yazıyor bana yine. Kimdi lan bizim piyade? Şunu göt... Piyade değil, pardon, paraşütçü atlayacak. Nerede o paraşütçü? Yuppi yuppi di ha ha ha. Üç bin fighter'ın Luftwaffe's dream harbiden ha. Luftwaffe şu an mutluluk için. Dünyada bir şey yok ya. Ben sana diyeyim mi? İngiltere'nin adam gibi filosu kalmadı zaten. Şunların filolarına bakalım. Bak, Amerika'nın filosu bitmiş. 12 gemisi var. Hatta Amerika Service by Requirement'ta. O da ordu spamlemekten bu sırada. Fabrikada at gibi spamlemiş. Japon'un 75 gemisi var. İngiltere'nin 27-29. İngiltere'de gemi kalmamış adam gibi. Şimdi Port Strike'a da başladım. Port Strike'larda da vuruyoruzdur muhtemelen düşman gemilerini. Artileriyle atlamıyor muymuş? Çıkartırız yavrum, sıfır sıkıntı. Evet. Karadan çıkacağız yalnız. Şu an gemilerin olmayışı beni biraz şey yaptı. Deneme isteği uyandırdı. Pax Americana. Yıl 1944, Pax Americana gördük. Allah'ım, bu gözler daha neler görecek. 175 tersane var ya. Artık biz gemi basmayalım da kim bassın. 53 oldu ve çoğu Bismarck. Abi filoya bak. Hayal gibi filo ya. Her yer Bismarck. Vardır ya. Sen Division dizilimi mi söylemiştin bana? Yayının başında Division dizimi söyledim diyor. Yayının başını hatırlıyor muyum acaba? Şuna ihtiyacımız var. Invasion Defense'i versin bize. Sonra ne halt ediyorsa etsin. Hatta bir şey diyeceğim ya. Bokunu da çıkartacağım ya. Nasıl oraya şeyle, transport plane'le ben şey veririm. Supply desteği de veririm. Çıkın, her yere çıkın. Anasını satayım. Bütün kıyı shore boyunca çıkalım. Ne kadar shore'da şey varsa çıkalım. Hiç umurumda değil şu an ya. İngiltere'nin bir yerine çıkıp oradan yürümek istiyorum. 4 medium tank, 4 mekanize, 2 motorize roket artileri. E ne olmuş oğlum? Hiç bu kadar filo bastım hatırlamıyorum ya. Evet, tamamlandı mı? Tamamlandı. Hadi bakalım. Fakat gemiler yetmeyecek şimdi. Split yapmam gerek. Şöyle koca bir filo split yapmak kadar da üzücü bir şey yok ama. Sen petrola git. Sen konvoy
Eskorta git. Çok işe yaradığını gördüm çünkü daha önce. Şey neredeydi? Transport plane. Sen şöyle gel. Orta İngiltere'ye supply run yap. Yaşasın. Sonunda. Allah'ım, buruk bir sevinç var yalnız içimde. Ben mutlu hissetmiyorum çok kendimi. Çıktım ama mutlu hissetmiyorum yani. Allah aşkına bitirin şunları. Bütün ordusu nerede bu herifin? Deminden beri her yeri tutan pezevenk. Manpower uçağa gidiyor yalnız şu an. Başka bir şey gitmiyor. Gemilere gidebilir de gemi çok kayıp vermiyorum. Aksine şeyden daha çok kayıp veriyorum. Uçaktan. Ha çalsın ya Sabaton. Niye çalmasın? Bitti. Queen Romanya derken? Yeni mi devrildi yoksa başka bir şey mi oldu onu anlamadım. Benelux'da şey yapmak istiyorum. Yaparsın yaparsın. Şansa bak, sabahtan beri gemisi varken tutuyordu burayı. Gemisi yokken tutmadı herif ya. İşte AI kafası. Pilot ölüyor sürekli. Aynen patır kütür. DLC ile geliyordur. İlk DLC galiba Breakthrough'un şeyi. Yok, Death or Dishonored'da geliyordu galiba. Emin değilim. İngiltere'nin ordusu 31'den. Bilmiyorum. Bir yerlere kaçırdığı gibi öldü. YouTube'a şey kısmını koymam, bu İngiltere kısmını koymam muhtemelen ya. Ben bile sıkıldım hani beklerken. YouTube'da izleyen adam kendini bıçaklamıştır muhtemelen. Ne oldu lan? Göt İngiltere. Göt. Göt. Sabahtan beri uğraştırdı beni burada. Mal mal. Değdi mi lan? Dünyanın en hayvani filosunu yaptık şurada. Full battleship'ten oluşacak neredeyse filo. Değdi mi göt?